Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin hobileri kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir örgü videosuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet güzel hanımlar. Bugün sizlerle Bim'den almış olduğum Ören Bayan'ın batik bir ipiyle sizlere güzel bir model anlatacağım. Evet, Ören Bayan'ın sevgili hanımlar yüz akrilik bir ipiyle sizlere şöyle modelimi anlatacağım hanımlar. Bakın %100 akrilik hemen burada burada da yazıyor senin anınlar 100 gramlık bir ip hemen burada renk numaramız var bakın şöyle renk numaramız da burada inşallah görünüyordur kameramızda evet dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir model tığ ile yaparsanız sevgili hanımlar 3.5 numaralı bir tığ kullanabiliyorsunuz şişle yaparsanız 3.5 4 numaralı şişlerle kullanabileceğiniz harika bir model Evet ben biraz kullandım bu ipin üzerinden sevgili hanımlar. Renkli koyu bölümünü kullandım. Şimdi sizlere açık bölümüyle modelimi anlatacağım. Açık rengi burayı da örsem nasıl güzel olurdu bilmiyorum. Şimdi bu açık bölüm bölümüyle de sizlere modelimizi anlatacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip sevgili hanımlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. E, dün bime gelmişti. Bimden aldım. Çok çok güzel bir ip. Bakın şöyle kağıdın üzerinde de var. E, bu renklere göre şimdi benim e, düz örgü yapması yapsak bu renklere göre çıkacak burada pembe olarak yapılmış bakın pembe olarak deseni çıkmış Dilerseniz de tek renk örebiliyorsunuz bu ipi Evet şimdi modelin anlatımına geçelim Hanımlar bu modelimizden yelek modelleri hırka modelleri süveter modelleri ya yani ne isterseniz çeyizlik yelekler şallar çeyizlik şallar gelin şalları yani dilediğiniz her örgü modelini yapabilirsiniz. Şöyle ben sizlere yetecek kadar ilmeklerimi atacağım. 3 Üç ve 3'ün katları artı 2 ilmekli modelimizi kurucu sanımlar. Şöyle bakın. Öncelikle şu, elime, şu, şekilde ilmeği elime aldım. Alttan bir üstten aldım. Bakın. Sonra bir sağdan bakın bir sağdan bir soldan aldım aradan geçirdim hemen bir sağdan bir soldan aldım aradan geçirdim bir sağdan bir soldan aldım aradan geçirdim. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Bu şekilde 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmek atalım. 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2 Evet güzel hanımlar bu kadar ilmek benim sizlere model anlatmam için yeterli. Hemen sayalım. 3 3 3 3 3 2 ilmek. Biz onu şu kalan ipimizle yapalım. 3 2 ilmek de fazladan yapıyoruz. 1 2 Evet şurayı da kısaltmış olduk. Şimdi bakın 3 3 3 3 3 3, 2 ilmek. Yani 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekli modelimizi kuracağız güzel hanımlar. Sizler lastik modellerinizi yapın. Daha sonra modeli kurarsınız hanımlar. Harika bir model yapacağız. 4 sırada bir model şahane bir model olacak. Bakalım batik ipimizin açık rengiyle nasıl bir model elde edeceğiz. Evet şimdi modelimize geçelim güzel hanımlar. Sizler lastik modellerinizi yapın. Daha sonra modele başlayın. Ben şöyle lastik modelini yapmadan e, sizlere modelimi anlatacağım sevgili hanımlar Evet şöyle modelimin arka yüzündeyim şimdi bakın burada yeni başladığım için ilmeğimi hemen kenar ilmeğimi ördüm burada bir sıra ters yapıyorum bakın bir saymamıza gerek yok tüm ilmeklerimizi bir sıra ters yapıyorum modelimizin birinci sırası ben direkt modele geçtim sevgili hanımlar Sizler dediğim gibi lastik modellerinizi yapın örgünüzün lastik modelinizin arka yüzünde şöyle bir sıra tersli modelinize başlayacaksınız. Evet şöyle bir sıra ters örüyorum bakın modelimin birinci sırası burası güzel hanımlar. Evet şöyle modelimin birinci sırasında bir sıra ters ördüm. Evet modelimizin arka yüzünde şöyle bir sıra ters ördük sevgili hanımlar. Modelin ön yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Modelimizin ön yüzünde ikinci sırasında yapacağımız işlem sevgili hanımlar tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Tüm ilmekleri ilk düz olarak örüyoruz. Arka sırada ters ördük. Ön yüzünde de tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet oldukça kolay ve gösterişli bir model yapacağız güzel hanımlar. Ee, Batik ipimin önden e, biraz kullandım ben. Şimdi bu açık renk bölümü bakalım nasıl düşecek. Çok merak ediyorum ben de. İnşallah güzel bir model ortaya çıkacak. Evet şöyle ön yüzden de bir sıra düz ördük sevgili hanımlar. Modelimizin ikinci sırası da bu şekilde. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım bakın. Modelin üçüncü sırasında bir tane ters yapıyorum. Kenar ilmeğinden sonra, bakın kenar ilmeğinden sonra bir tane ters. Sonra bir, iki, iki ilmeğim ikisini birden ters ördüm. Bir kez doladım, bir kez daha örüyorum bakın. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkardım. Şimdi bir tane ters yapıyorum yine. Evet modelimizin üçüncü sırası bu şekilde. Bir ters, yine bakın bir tersten sonra bir, iki ilmek alıyorum, iki ilmeğimi ters olarak örüyorum bir kez doluyorum bir kez daha örüyorum ilmeğimi bakın 2 ilmekten 3 ilmek yaptım yine arada bir ters arada bir ters yapıyoruz ondan sonra bir iki ilmek alıyoruz ikisini bir ters örüyoruz bir doluyoruz tekrar iki ilmeğimi bir kez daha örüyorum iki ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz yine bir ters bakın arada bir ters var tekrar iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir kere doladım 2, bir kere daha ördüm 3. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Evet şimdi yine arada bir ters yapıyoruz. Tekrar 1 2. 2 ilmeğimi birlikte ters ördüm. Bir kez doladım. Bir kez daha ilmeklerimi çıkarmadan örüyorum bakın. Bir tane ters yapıyorum. Bakın burada 3 ilmeğim kaldı. Son kez modelimi uyguluyorum. Bir ters. 2 ilmeğimi birlikte ördüm bir kere doladım. iki ilmeğimi tekrar bir kez daha ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet modelimizin üçüncü sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. Modelin dördüncü sırasında ve ön yüzündeyiz. Bakın. Modelimizin dördüncü sırasında ve ön yüzündeyiz. Şimdi buraya dikkat edelim. Su modelimizin son sırası burası. Kenar ilmeğimizi aldık. Burada bakın 2 ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmek var. Şu öndeki uzun ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden aşırıyorum. Bir kez doluyorum. Bakın buradaki iki ilmeğimin yanına buradaki düz ilmeğimi de alıyorum. Bakın üç ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Evet biz ne yapmıştık? Ee, bakın hanımlar üç ve üçün katlarından da ilmeklerimiz yine 3 sayımızı elde ettik. Evet tekrar burada sevgili hanımlar bakın 3 ilmeğim var. Şu uzun ilmeğimi bu iki ilmeğimin üzerinden aşırıyorum bir kez doluyorum. Bir, iki bakın. Buradaki düz ilmeği de yanına alarak üç ilmeği birlikte örüyorum. Evet bakın şöyle modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde. Yine bir, iki bakın. Şu üçüncü ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden aşırıyorum. Örmüyorum. Bir kez doluyorum. Buradaki bir, iki ilmeği alıyorum. Hemen yanındaki düz ilmeği de alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum bu şekilde hemen uzun ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden aşırıyorum bir kez doluyorum bir iki yanına düz ilmeğimi de alıp üçünü birlikte örüyorum bu şekilde yine iki ilmeğim önde bakın şu üçüncü ilmeğimi alıyorum iki ilmeğin üzerinden aşırıp iki ilmeğimi şişim alıyorum buradaki düz ilmeği de alıp üçünü birlikte örüyorum Son kez modelimizi uygulayalım. Bakın 1-2 Bu üçüncü uzun ilmeğimi alıp aşırıyorum iki ilmeğin üzerinden. İki ilmeğim alıyorum. Yanına bir de düz ilmeğimi alıyorum. Üçünü birlikte örüp kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Evet güzel hanımlar şöyle ben sizlere bakın bir model anlattım. E, batik bir ipimizle yaptık. Sizler dilerseniz sade bir iple de yapabilirsiniz ama bu modelin batik iple nasıl duracağını çok merak ettim. Harika bir ip. Ören bayan ipi sevgili hanımlar. Şimdi evet böyle bir model yaptık. İkinci bir model nasıl kuruyoruz? Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum hanımlar. İlk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelin birinci sırasını hatırlarsınız. İlk başlangıcımızı ne yapmıştık? Tüm ilmekleri ters olarak ördük. Evet bu şekilde ikinci modelin birinci sırasını yapıyoruz şimdi Evet güzel hanımlar tüm ilmekleri ters olarak örelim ikinci modelin birinci sırası bakın kenar ilmeğimizde ters ördüm Evet ikinci modelin birinci sırasını tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm sevgili hanımlar şimdi ön yüzde ne yapacağız tüm ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz bakın kenar ilmeğimi aldım Hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Çok kolay bir model hanımlar. Kolayın da kolayı, basidin basidi. Ördükçe öresiniz gelecek. Hem kolay hem basit örgü videoları arayan, yelek videoları, hırka videoları, süveter, atkı, bere, şal modelleri arayan arkadaşlarım, bu model tam sizlik. Evet modelimin ikinci sırasını da bakın tüm ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız ve arka sırasındayız. Ön yüzden ilk düzlerimizi ördük. Şimdi arka sırasında kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz örüyorum bakın. Burada hatırlayın ilk modelimizi kurarken üçüncü sırada ne yaptık? Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 1 2 ilmek alıyorum. Bir kez örüyorum. Bir kere başını doluyorum. 2 ilmeğimi bir kere daha örüyorum. Bakın. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Arada bir tane ters örüyorum. Tekrar bakın 1 2. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeğimi çıkarmıyorum, başını dolayıp bir kere daha 2 ilmeğimi örüyorum. Arada bir ters yapıyorum. Tekrar 1 2. 2 ilmeğimi aldım, başını doladım. 2 ilmeğimi bir kere daha ördüm arada bir ters yapıyorum. Evet aradaki terslerimizi unutmayalım çünkü dördüncü sırada bize lazım olacak. Bakın iki ilmeği birlikte ördüm doladım. Bir kez daha iki ilmeği ördüm. Bir tane ters yapıyorum. Bakın son kez yapalım. Burada iki ilmeğimi ters ördüm. Başını doladım. İki ilmeğimi bir kez daha ördüm. Bir ters yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet hanımlar, kenar ilmeğimizin şu ilmeğimi bir yerden e, arttırdım sanırım. Şurada mı yaptım bilemedim. Bir bir tane şu ilmeğimiz olmayacak hanımlar. Bu ilmeği bir yerden arttırdım. Bu ilmeği hemen buradan ikisini bir örerek kapatıyorum. Evet. Şimdi sevgili hanımlar, hemen modelimizin dördüncü ve son sırasındayız. Evet herhalde toplarken bir ilmeği aşağıdan e, almadım hanımlar. Bunu siz görmemiş olun. <laughs> 2 ilmeğimi tek ilmek yaptım burada hemen. Bakın iki tane ilmeğim var. Şu 3. ilmeğimi hemen aşırıyorum. Şişimin başını doluyorum. 2 ilmeğimi yanına buradaki bakın düz ilmeğimi de alıyorum. Üçünü bir topluyorum. Bu şekilde. Tekrar 1, iki bakın. 3. ilmeğimi alıyorum. Öne 2 ilmeğin üzerinden aşırıp bir kez doluyorum. 2 ilmeğimin üzerinden yanına düz ilmeğimi de alarak 3 ilmeğimi birlikte topladım. Evet şimdi yine iki ilmeğim var burada. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden aşırıyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi yanına bir de düz ilmek alarak üçünü bir topladım. Evet güzel hanımlar. Bakın modelimizde kayma herhangi bir şey yok. O ilmeği herhalde ben fazladan almışım. Şişime takıldı herhalde ördüm. Evet. Şimdi yine bakın bir iki ve iki ilmeğin üzerinde aşırdım bir kez doladım iki ilmeğimin yanına bir de düz ilmeğimi aldım 3 ilmeğimi birlikte ördüm tekrar iki ilmeğimin üzerinden iki il, pardon öndeki üçüncü ilmeğimin üzerinden iki ilmeğimi aşırıyorum bir kez doluyorum şöyle hanımlar bakın düz ilmeğimi de yanına alarak bu şekilde üçünü bir ördüm kenar ilmeğimi de ters örerek modelimi tamamladım Evet güzel hanımlar ben sizlere şöyle bakın iki model anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Üçüncü model içinde ne yapacağız? Arkadan bir sıra ters, önden bir sıra düz yapacağız. Yaptığımız şu modelimizi arkadaşlar üçüncü sırasında da iki ilmekten üç ilmek alacağız. Dördüncü sıramızda bu şekilde yaparak modelimizi tamamlayacağız. Gerçekten modelim oldukça güzel. Çok şık bir model. Hemen sizlere ilerlemiş halini bir göstereyim. Bir de o şekliyle modelimi görün sevgili hanımlar bakın hanımlar modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde ipimin ön bölümü koyuydu sevgili hanımlar bu şekilde oldu Evet ipimin şu koyu yeriyle denk geldi başlangıç Hanımlar bu koyu yeriyle ördüm model anlatımı da açık yeri sizlere denk geldi ee, açık yeriyle de sizlere modelimi anlattım Evet güzel hanımlar bakın modelimiz bu şekilde gerçekten harika çok şık gösterişli bir model İnşallah beğenmişsinizdir diyorum bu güzel modelimi yapımı bir o kadar kolay basit gördüğünüz üzere 4 sırada çok kolay bir model Evet güzel hanımlar İnşallah batik iple yapmış olduğum bu güzel modelimi beğenmişsinizdir hem kolay hem güzel hem de çok şık bir model Evet güzel hanımlar bakın arkası da bu şekilde şöyle çok tatlış bir model hemen şöyle ipimizi koyalım modelimizi şöyle yakından da bir görün gerçekten modelimiz oldukça güzel gösterişli bir model evet güzel hanım var Annemin O kanalında benimle birlikte olduğunuz için, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok sevinirim. Bu kanalımda diğer kanallarımın olduğu gibi trend stüdyolarda gösterimler yaptığı gibi bunların da sizler için canı gönülden gösterimlere çıkmasını isterim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir emoji olsun yorum bırakın. Ee, sorularınız varsa yorumlarda belirtin elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım güzel hanımlar Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun hoşçakalın sevgili hanımlar